Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, nasılsınız, iyi misiniz? Dünden beri moralleriniz, haliniz, keyfiniz nasıl? Şimdi ben bunu çok merak ediyorum. Niye merak ediyorum? Çünkü bana sorarsanız benim keyfim, halim gerçekten yerinde, gerçekten memnunum. Hani yaşanan gelişmelerden memnunum, mutluyum arkadaşlar. Şimdi birkaç not ekleyeyim mi tarihe? Yani bana kızmazsanız birkaç not ekleyeyim. Şimdi Aziz Yıldırım'ı düşmanlıkla, intikam hırsıyla değil, yapıcı ve Fenerbahçe başarısı temelli konuştu. Yani konuşmasının temelinde Fenerbahçe'nin başarısı vardı. Haksız mıyım? Mourinho'yu biz seçilmesek de seçilecek yönetim getirsin, yardımcı oluruz dedi mi? Dedi. Asla bana parmak sallandı, bilmem kemer çekildi, hırsız gösterildim, İşte Fenerbahçe'nin parasını çarçur ettim falan filan gösterildim dedi mi? Demedi. Ya bunları demedi arkadaşlar. Hani falana filana girmedi. Sade ve net konuştu. Yani inanın yani Ali Koç yıllardır her basın toplantısı sadet olarak 5 dakika sürecekken ayrıntılarla 3 saat sürüp hep konudan sapılıp etki kırıldı mıydı? Kırılmıştı. Bu sefer kırıldı mı? Kırılmadı. Şimdi ben ek olarak şunları da belirteyim. Batshuayi'nin sözleşmesi bitecek. Ama Mourinho gelirse bırakıp gider mi? Yoksa indirim yapın gerekirse ama uzatalım sözleşmeyi der mi? Cengiz Ünder bu seneki gibi sürünürken Mourinho ile neye evrilir? Tadic, Dzeko, Fred, Bekao, hani bunlar falan hocaya saygı duyup Avrupa fitilini ateşler mi? Yoksa takmamazlık mı ederler? Bunların hepsini size bırakıyorum. Bunları gerçekten bak. Sağlık ekibi, yani sağlık antrenör ekibi, hatta altyapıda olan Arda Güler adayları. Daha çok sayarım da Türk futbolu adına enfes bir gün yaşadık bence. Şu saatten sonra yaz boyunca sadece Fenerbahçe konuşulur benden demesi. Haksız mıyım? Yaz boyunca ne konuşulacak arkadaşlar? Ya hocam Galatasaray'ın şampiyonu, hiç kimse onu konuşmaz. Hatırlarsanız ben size şampiyonluk sözü veremem. Ben size övünçle, gururla sokakta gezeceğiniz bir Fenerbahçe sözü veriyorum. Bu sözün üstünden 6 yıl geçti. Sokakta övünçle, gururla gezdiğiniz bir günü yazar mısınız 6 yıl içinde? Demek ki neymiş? Ali Koç verdiği sözleri tutmamış. Verdiği sözleri tutmayan adamı seçme merakınız nereden geliyor? Ben de bunu anlamıyorum. Nereden geliyor bu merak? Bu merak nereden geliyor bu merak? Hani bir Çin atasözü ne der? Merakı fazla olan ömrü az olur der. Ben merak ediyorum, sizin bu merakınız nereden geliyor? Ali Koç, Aziz Yıldırım fark etmez. Fenerbahçe başarı iç içe olması gereken kelime grupları. Mesela Osterwolde gitme düşüncesindeydi. Ferdi gitme düşüncesindeydi. Sizce gider mi? Sizce giderler mi? Arkadaş size soruyorum ben. Mesela ben dediğim gibi Ali Koç'un tamam teknik ekibi transferleri gayet yerindeydi. Hiçbir şey diyemem. Allah şahit bir şey diyemem ya. Bu sene elinden geleni yaptı adam. Ama gel gör ki bir yerden sonra artık takım öksüz kaldı, yetim kaldı. Yani Ahmet Ercanlar ekran başında savundu. Ne bileyim Lübe Ayar savundu. Ama bir Galatasaray ve Galatasaray'ın getirmiş olduğu kişilerle baş edemedi Fenerbahçe. Ya bunun sorumlusu da herhalde ben değilim. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Size çok güzel bir harita vereyim. Ne haritası? Avrupa'da sezon sonunda boşa çıkacak futbolcu haritası. Şimdi bana bunu değerlendirin. Mbappe'yi zaten saymıyorum. Şimdi bir Rabiot gelebilir mi Fenerbahçe'ye? Sadece soruyorum arkadaşlar. Yani olur olmaz. Hocam gelebilir. Çünkü Mourinho bir isim. Aziz Yıldırım'dan kimi istiyorsa alacağız dedi mi dedi. Ha ben şunu da söyleyeyim. Benim bildiğim Aziz Yıldırım. Dzeko yaşlandı kabul. Tadic yaşlandı kabul. 4.2 Fred de 4.2 kabul. Ancak parayı basar, borçlanır ama 4.2 alan futbolcu sayısını 6'ya 7'ye çıkartır. Açık söyleyeyim şu listeden 6-7 futbolcu getirebilir. Bak şu atacağım listelerden. Hatta daha da abartayım mı? Şu listelerden 6-7 futbolcuyu getirmesi muhtemel. Ha eldekileri nasıl gönderecek? O biraz sıkıntı. Ama mesela bir Rabiot gelebilir mi? Bence %15. Hermoso, bak Mario Hermoso. Yani bizim elimizdeki stoperler Dzeko, Bekao, hani o kadar tırt stoperler değil.
Kütürük dediği gibi stoperler. Ama bu Hermoso gelebilir. Zielinski. Arkadaşlar bana ne derseniz deyin. Ne konuşursanız konuşun. İşte Fenerbahçe ayarı bu. Hermoso, Zielinski. Atıyorum kafadan. Şu kariyerdeki iki futbolcuya 4.2-4.2 versen. Zielinski, Fred orta sahası. Hermoso, Cicu ya da Hermoso, Becao. İki stoper attın. Ya da Rafael Varan. Mesela Varan ismi. Ha ben şu görüşteyim. Varan ismi Türkiye sınırlarına çok fazla girebilir değil. Ama bakın bakalım geçmişte Mourinho ile çalışmış mı? Hani biz hep diyoruz ya Mourinho ile çalıştı geçmişte gelebilir şöyle böyle diye. Guido Rodriguez. Ben Türkiye sınırlarına geleceğini zannetmiyorum. Josh Brownhill. Bu İngiltere dışına çıkmaz zannetmiyorum. Rafa. Neydi bu Rafa'nın diğer adı? Şimdi bu Rafa Benfica'da boşa çıkacak olan arkadaş. Bir de Jota mı vardı? Rafa Silva değil mi bu? Ha. Şimdi Rafa Silva ismi bana çok mantıklı geliyor. Hem Portekizli hem hani ne bileyim Mourinho anlaşma zemini. Ya şu ana kadar saydığım isimler içerisinde bunu da sayalım. Artı başka bir yere geleceğim de arkadaşlar. Ndidi. Wilfred Ndidi. Daichi Kamada. Kamada'yı geçtim. Şimdi Ndidi ismini de not edelim. Yani hocam uzun lafın kısası arkadaşlar. Mourinho, Rafa Silva, Ndidi. Rabiot'u beklemiyorum açıkçası onu yazmayayım. Hermoso, Zielinski. Bir de Rafael Varan. Yani iki stoper. Zielinski merkez orta saha, Ndidi ön libero. İyi de hocam orada Fred var olsun. Olsun. Orada Rafa Silva bak 2 4 5 transfer. Fenerbahçe'nin çehresini değiştirir mi? Yoksa Fenerbahçe'ye zararı mı olur? Hocam bu kadar yüksek meblağlı futbolcu almayalım. Yani içimizde bir hayvani bir his oluştu mu oluşmadı mı? Şimdi şuraya geçelim. Adams diyor. Adarabio. Alex Meret. Mesela bir Livakovic'i gönderirsen al boşa çıkacak kaleci. İtalya'dan da tanıdın. Başka mesela şöyle bakıyorum. Kelleci Iheanacho ben zannetmiyorum. Andre Gomez vay vay zamanında ne uğraşmış. Mesela Toni Kroos. Yanlış anlamayın beni. Ya da anlayın la canınız sağ olsun. Fred'e ciddi bir teklif falan filan varsa Kroos'u getirme imkanı varsa ama Toni Kroos'un yolu buraya düşmez. Zannetmiyorum. Hani hayal kurmayalım neyse. Sonra kızarsınız bana. Ben burada bir listede bir şey buldum. Birkaç isim buldum. Toni Kroos'un altında. Yusuf Yazıcı'yı saymıyorum. Ama en aşağıda Martial var. Anthony Martial. Şimdi bana kızmayın. Darılmayın. Gücenmeyin. Ama şu maddi durumda Toni Kroos'u da siliyorum ya şimdi yanlış anlaşılır. Şu maddi durumda şu 6 ismi çekse Rafa Silva 10'a Ndidi 6'ya Zielinski 8'e iyi de hocam Fred var, İsmail var, Szymański var. Szymański'ni sattığını düşün. İsmail'in kaldığını düşün. Ya da İsmail'i de sattığını düşün. Ben arkadaş riske gireceğim. Ndidi, Bartu Elmas yapacağım dediğini düşün. Hocam orta sahamız kırılgan. Ulan bir bırakın Allah'ını seversen bir hareket alanımız bir genişlesin de dur. Ya yani Silva, Ndidi, Hermoso, Zielinski, Varan, Martial. Yani bu 6 isimden ben Varan'ın da geleceğini zannetmiyorum ama hadi 5 tanesini alsak. Eldeki çöpü böceği şunu bunu temizlesek. Daha yine isimler var. Yani yeni yine isimler var. Hocam daha gelmemiş adam Mourinho gelmemiş Aziz Yıldırım gelmemiş sen de seçim yapıyorsun. Siz bir durun da cümlemi tamamlayacağım. Bertrand Traore, Ben Yedder falan. Ya, Thiago zaten ölmüş aldı yani yok. Gabriel Barbosa. Barbosa bu niye düştü bu kadar? Bu ceza yedi değil mi arkadaşlar? Yani bir puta mı tapmış bir şey olmuş. Bir ceza yemiş. Ve bu sene herhalde cezalı futbolcu. Sözleşmesi bitiyor. Neredeyse hiç oynamamış mı? 11 maç 2 gol 388 dakika diyor. Bir cezası var diye biliyorum. Gabriel Barbosa'nın. Ama yanlış anlamayın. Dilenci değilim. Ama bir Gabriel Barbosa yani neyse tabi cezası mezası yoksa ben bilemem.
Vladimir'i geç, Ben Johnson'ı geç. Ben Batshuayi'nin Mourinho gelirse uzatacağı görüşündeyim. En alttaki arkadaşı da zaten es geçtim. Gelelim son listemize. Şimdi Matip, Modric, 38 yaşında Modric. Yanlış anlamayın. Canımızın, bence ciğerimizin yandığı görüşündeyim. Real Betis'ten Miranda diyor. Mendy Camara Olympiakos'tan, ben beğenmedim. Yani bizde iş yapmaz. Preciado, bir dönem ne ilgilenmiştik bu çocukla. Fabrizio Bustos, hatırladınız mı? Hatırladınız. Lukasovic, hatırlarsınız. Sırp değil miydi bu? Chris Wood ve Marco Reus. Yani bir Marco Reus'u beklemiyorum ama yanlış anlamayın beni. Bir hayal kurayım. Mesela Lukaku'yu falan geçtim. Batshuayi'nin ben uzatacağı görüşündeyim. Varan bence gelmez bize. Hani kapak resminde de kullanıp da sizin canınızı sıkmayayım. Vallahi arkadaşlar, Aziz Yıldırım'ın geldiğini düşünün. Mourinho'yu getirdiğini düşünün. Batshuayi'nin uzatırız bir. Bence Dzeko'dan çıkarız. Yani Mourinho bu Dzeko'yu istemez. Çünkü bu yaşta çaptan düşen bir forveti zannetmiyorum. Bir Gabriel Barbosa, bir Martial. En azından kanat forvet olarak 2. Batshuayi'den uzat 3. Zielinski, Hermoso, Endidi 6. Rafa Silva 7. Marco Reus'u da saymıyorum. 7 isim, 7 yabancı isim. 7 yabancım var. Tadic 8. Becao 9. Dzeko 10. Osayi 11. Osterwolde 12. Bunu 14'e düşürmek zorundasın. Yani iyi ayarlama yaparsan hocam, iyi de 12'ye düşecek yabancı sayısı. 14'e ayarlayalım. 8 tanesi oynayacak. İşte özlenen Fenerbahçe böyle olur. Ve yine söylüyorum, benim mantığıma göre Aziz Yıldırım ve ekibi buradan maksimum 5 isim alır. Yani Silva, Endidi, Hermoso, Zielinski, Martial, Gabriel Barbosa falan. Maksimum 5. Barbosa'yı da saymıyorum. Martial, Zielinski, Hermoso, Endidi, hatta Rafa Silva. Bu 6 ismin 6'sında aldığımı düşünün. Çehre değişir mi? Umutlarınız değişir mi? Hayalleriniz değişir mi? Ek olarak. Ferdi bir yere gider mi? Cengiz coşar mı? Tadic kudurur mu? Bence Dzeko sezon sonunda kim olursa olsun gidicilerden. Dzeko'yu saymıyorum. Bak, Tadic, Fred, Becao. Yani boş isimler değil bunlar. Yanlış anlamayın beni. İsmail Yüksek mesela gitme niyetindeydi. Sizce İsmail Yüksek'i bu kadroda alacak bir para çıkar mı ortaya? Fenerbahçe bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne giriş gelişme sonuç yapsa neler değişir? Sadece bir düşünün diye söylüyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İşte özlenen Fenerbahçe bu. Ve Fener sadece yazın Fenerbahçe konuşulur. Yatarız transfer, kalkarız transfer. Kadro gelişir, her şey gelişir. Şimdi Fenerbahçe'nin nereden başlayacağı da önemli. Nereden, ne şekilde başlayacağı önemli. Ali Koç ve ekibi gitti Rusya'da bilmem turnuva yaptırdı Fenerbahçe'ye. Niye? Para lazım dedi. Oysa cebinden verdiği iddialar vardı. Ama Fenerbahçe'ye para lazım deyip dünyanın tepkisini çektik sezonun başında. Sizce mantıklı mıydı? Şimdi biraz da eğri oturup doğru konuşalım. Mantıklı mıydı? Bence değildi. Bütün dünyanın tepkisini çektik. Az buçuk da olsa bir fanatik, hani bir bizi seven bir güruh vardı. Az buçuk da olsa onları da iteklemiş olduk. Mourinho, ben Fenerbahçe olarak şuna sevindim. Hani Aziz Yıldırım veziri oynattı. Şah dedi. Yani Ali Koç'un da artık bir şah demesi lazım. Bir şey sunması lazım. Hani 6 senedir şunları şunları yapamadım ama 7. senede daha da yapacağım falan demesi lazım. Ha, ben şunu söyleyeyim. Ben Ali Koç'un yerinde olsam başkan seçilmek için ne yaparım biliyor musunuz? Başkan seçilmek için başkanla görüşürüm. Bakın, başkan seçilmek için başkanla görüşürüm. Derim ki neyse dert çözelim. Ben şu anda Fenerbahçe'nin Ali Koç'la başarı elde edeceği görüşünde değilim. Ben Ali Koç'un devam etmemesi taraftarıyım. Açık açık da söylüyorum. Hocam, seçimde sen göreceksin. Aziz Yıldırımcılar yangın yapıyorlar, bir şey çıkmayacak. Ben karışmam, ben bilemem onu. Geçtiğimiz seçimde Ali Koç'un kaç oy alacağına, yüzde kaç alacağına kadar net bir duyumum vardı. Bu seçim için henüz duyumum yok. Duyumlarımı takip edin.
Ben size söylerim kimi seçeceğini. Ha, şahsi kişisel kanaatim %55'in üstünde Aziz Yıldırım'ın alacağı şeklinde. Eğer ben tanıyorsam. Bakın siyasetten hiç anlamam. Çok bilmem. Ama bu seçimlerde bu CHP'nin MHP falan olayı var ya. Neredeyse hepsini bildim. Birçok etken olacak. Çünkü bizim insanımızın paraya bakış açısını çok iyi biliyorum. Emeklilerin paraya bakış açısı. Fenerbahçelilerin bakış açısı. İnsanların artık yeni şeylere gitme merakı falan filan. Şimdi de söylüyorum. Bir Fenerbahçe kongre üyesi olsanız, nötr olsanız. Ulan Aziz Yıldırım da geçmişte hatalar yaptı. 6 senedir de susuyor. Ali Koç, ulan 6 senedir başarısız da adamdan da devlet uğraşıyor falan filan. Hangi görüşte olursanız olun şunu dersiniz. Ulan devlet niye bundan uğraşıyor ki? Bunun eniştesi Kıraç Galatasaray'da. Devlet uğraşsa Galatasaray uğraşır. Suudi Arabistan krizinden dolayı uğraşıyor. Ulan Galatasaray da çekildi. Uğraşacak olsa onunla uğraşır. Beşiktaş. Babası yıllardır Beşiktaş'ın sponsoru. Koç, Beko. Beşiktaş'ın göğsünde yıllarca Beko yazmadı mı? Yıllarca Beşiktaş'a kaynak akıttılar. Bir tane Fenerbahçe'ye kaynak gelmedi. Fenerbahçe'ye kaynak geldiğinde de ben cebimden para veriyorum oldu. Beşiktaş'a cebinden para vermiş olmuyor musun? Ulan düşününce, ulan Aziz Yıldırım, ulan bunlarla da baş edecek tek Aziz Yıldırım var. Ali Koç olmuyor, yumuşak bir adam. Sivas Spor maçında yönetim sustuğu gün ben yönetimin üstünü çizdim. Şimdi ben arkadaş ortamında diyorum ki, ya diyorum Ali Koç hep neyi eleştiriyor? FETÖ'nün değirmenine su taşıyorsunuz. FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz. Farkında olarak ya da olmayarak FETÖ'ye hizmet ediyorsunuz diyor. Şimdi ben de Ali Koç'a soruyorum. Farkında olarak ya da olmayarak FETÖ'ye hizmet ettiğini düşünüyor musun? Ya Fenerbahçe'ye bu kadar zararı FETÖ veremedi. 3 Temmuz'da Fenerbahçe taraftarı birlik oldu. Bak Aziz Yıldırım'ın da şununla kızıyorum. 2013-2014 tarihi bir sezon. Şampiyon yapılmışsın. Teknik direktörün bilmem tesise karı getirdi falan filan. Suni bir salak bir tartışmayla adamı kovmasan, İsmail Kartallı Martallı takım otobüsü kurşundan, bak o kurşunlanmaya kalmadan yine şampiyon olurduk biz İsmail şeyle Ersun Yanal'la. Ciddi söylüyorum. Ersun Yanal'la başladık, Arsenal'e falan elendik, hatırlarsınız orada. Burada şampiyonluk sonrasında Avrupa'da Arsenal'e falan elendik. Ama Ersun Yanal Avrupa'da olmayacağı belliydi. Çünkü adam ligin bug'ını çözmüştü. Ligde işe yarıyordu. Avrupa'da yaramaz o. Şimdi Mourinho'yla ligin bug'ını çözmek için Mourinho'ya da bir yardımcı lazım. Mesela Bruno Alves olur. Eski Portekizlerden Nani falan olur. Ciddi söylüyorum. Çek yardımcı olarak. Ligi biliyor, şeyi biliyor. Ama Bruno Alves çok iyi biliyor ligi. Belki de Bruno Alves bizim adımıza görüşenlerden biri de Bruno Alves'dir. Yani böyle işte arkadaşlar. Uzun lafın kısası ben hayallerimi yeşerttim, umutlarımı yeşerttim. İnşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi Ali Koç, Mourinho, hani Aziz Yıldırım seçilip Mourinho gelirse Conte'yi getirsen daha iyiydi falan der mi? Arkadaş herkes şeyini yapsın. Neydi onun adı? Hamlesini yapsın. Hani Aziz Yıldırım'ın birkaç cümlesi de var. Artık çocuklar üzülmesin istiyorum. Hocamız Mourinho olacak. Fenerbahçe'nin hedefi ligde şampiyonluk, Avrupa'da final oynamaktır. Hocamız ne kadar futbolcu isterse alacağız. Camiamızın evladı, oğlu devri kapandı. Fenerbahçe'nin başına büyük hoca gelmeleri. Bak sihirli sözcükler. Hepsi sihirli. Hepsi kıymetli sözcükler. Ve ben hani bu vizyonu daha çok beğendim. Ve şunu da söyleyeyim. Galatasaray şampiyonluğunu kimse konuşmaz. Herkes Fenerbahçe şampiyonluğu konuşur. Herkes Fenerbahçe şampiyonluğu konuşur. Yaz boyunca Fener şöyle yaptı, Fener bunu getirdi, şunu yaptı. Ağızlarının tadıyla hiçbir şey yapamazlar. Yapmasınlar da. Allah gani gani çıkartsın. Kimin ne kadar hakkını yedilerse fazlasıyla çıkartsın. Benim aktaracaklarım bu kadar. Her koşulda iki kanalda video atmaya çalışıyorum. Biraz fazla emek vermeye çalışıyorum. Sizler de bir beğeniyi, aboneliği çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.